Günaydın. Dostlarım günaydın. Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cuma. Bizimkilerle pikniğe gideceğiz. Çok çirkin gözüküyorum. Gerçekten bu kadar çirkin değilim. Bakayım. Çekilmişim. Damım. Nasıl bir yatış bu? Biri bana açıklasın bunu ya. Bu ne kızı? Evet, saçlarımı yaptım. Böyle. Perçemlerime de aslında fön çektim ama şimdi şöyle yapacağız. Yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçalayacağım. Sonrasında da kaşlarımı boyayacağım. Çünkü yarın saçlarımı boyatmaya gidiyorum. Şimdi benim üst temizlemeciyim zaten bilmeyen yoktur artık. La Roche efakları kullanıyorum. Kaşlarımı ilk boyadığımda size tuhaf gelecek bu arada. Diyeceksiniz ki o çok durunca oldu, işte kötü oldu falan. Ama çok hızlı akıyor kaştan. Çünkü devamlı her gece yüzüme temizlemeciyle uyguladığım için, hatta makyaj olmasa bile temizlemeciyle uyguladığım için dolayısıyla çok kolay akıyor. Kaşlarımı bununla boyuyorum. Paletlerin 877'siyle. Şu kadar yeter. Şunu da katıyorum. Tamam, bunu da az bir şey ekledim. Çantere bantin yağı ekliyorum. Çok azıcık içine, çok azıcık ama. Bunun suyu çıkarsa eğer hiç olmaz. Şöyle 3 damla yeter. Perçemime tekrar fön çekeceğim yani, çünkü makyaj da yapacağım. Bunu böyle karıştırıyorum. Bugün saçlarım bu sefer çok yıkadığım için bir tık daha aktı. Onun için bugün yüzümde çok eğreti duracak boya. Dikkat çekecek yani ama yapacak bir şey yok. Böyle bu fırçayla, küçük fırçayla boyuyorum. Tabii gözüme kaçırmamaya dikkat ederek. Valla üstüne çokça sürüyorum hep böyle. 20 dakika kadar duracak bu kaşlarımla. Makyaj yapmaya başlayacağız. Ufaktan hazırlanacağım. 20 dakika geçti. Ufak tarafını alıp diyeceksiniz ki bu kenarlarını nasıl temizliyorsun? Göreceksiniz birazdan nasıl temizlendiğini. Garnier'in makyaj temizleme suyuyla şöyle pamuğun üstüne sıkıp şuranın üstünden geçiyorum. Kalan yerleri tekrar siliyorum. Güneş kremini de sürelim. Misha'nın güneş kremini kullanıyorum bu arada. Harika bir güneş kremi ya gerçekten. Bebek gibi bir güneş kremi yani. Tonunu açıyor yani yüzümü. Evet, şimdi makyaj yapacağız beraber. Evet, gün kremi ıslattım şimdi. Yüzümde hiçbir yere uygulamayacağım. Çünkü yüzüm çok iyi gidiyor maşallah. Kapatıcıyı sadece pıt 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 pıt. Bir de şuralarım hani yeni boyandığı için şu şu. Böyle bu kadar. Çok güzel pigmenti var bu arada. Ben bu Revolution'ı çok seviyorum. Revolution Fire Palette'ini çok seviyorum. Ya sırf benim renk tonlarım bakarsanız. Full benim renk tonlarım yani. Daha hiç elimi sürmediğim renk tonları var yani. Mesela şuna hiç sürmedim. Şu mor var ya, hiç sürmedim. Acaba biraz morlaştırsam mı kız? Isıtıyormuşum şimdi. Yo, bence yo, gayet iyi. Oha. 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 Keşke sürseymiş. Sünger yardımıyla şurayı şöyle temizliyorum. Ki çekik dursun. Çok hafif. Böyle yapıyorum. Şöyle. Şimdi Golden Oz'un maskarasıyla kalan son ucuz en iyi maskaralardan birisi. Gerçekten bunu bilmem 50 TL'ye aldım. Ve hani gerçekten bu uçlu maskaralar harika. Yani mesela Skyhair'ı da çok seviyorum. O da çok güzel gerçekten. Ama hani uygun fiyatlı bir maskara arıyorsanız Golden Oz, hatta bunun siyahı da var. Onu da kullanıyorum. Şöyle. Gerçekten bundan kaç tane bitirdim hiç bilmiyorum. Müthiş bir maskara yani. Şimdi maskarayı nasıl sürdüğümü de göstereceğim size. Çünkü benim kirpiklerimi de çok seviyorsunuz maskara sürdükten sonra. Şöyle uçlarını önce yana doğru yapıyorum, tamam mı? Şöyle. Şöyle yapıyorum yana doğru. Kuyruğunu çıkartıyorum şöyle. Şöyle kuyruk yapıyorum buraya. Gözlerimi kapatıyorum. Bu arada böyle yaparken bulaşıyorum gibi hissettiriyor ama bulaşmıyor. Böyle şimdi ceylan göz diyoruz ya, ondan yapacağım. Kuyruğunu iyice sertle boyuyorum, tamam mı? Şöyle. Bak, hiç makyaj yapmasaydım mesela, maskara sürüp çıksaydım sadece yine yeterdi bence. Rujum da bu, 65 numara. Maybelline New York Superstay Matte. Bunu. Artık tamamen hazırım. Şimdi size kendimi boydan göstereceğim. Aslında şöyle de görebilirsiniz bak.
Şimdi termosta sıvı ısıtıyorum. Çay götüreceğim. Bir şey unutmadım galiba. Eyüp'cim. Bergamotlu çay. Teşekkür ederim. Bana mı getirdin? Eyüp, sen şimdi Aybike'yi almaya gideceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü o kadar kış boyunca bunu konuştuk, biliyor musunuz? Yaren Çanakkale'de okuyor bu arada. Bu sene gitti. Ve hani buraya işte online eğitim olduğundan beri şey... Evet, vlog çekiyorum. Online eğitim olduğundan beri de şey diyoruz hani... Hadi havalar ısınsın da piknik yapalım. Çünkü bizim bu 5-6'lının en güzel aktivitesi mangal. Tamam, o zaman yemek... O zaman... Gülüş o kadar komikti ki bu arada. Aybike yaprak sarma getirmiş. Bravo. Bravo. Kep de getirdi. Şimdi slide'ı Ramazan da paylaşır. Ne? Şimdi slide'ı Ramazan da paylaşır. Hayır, bu pazar paylaşacağım. Pazar. İçeride var mı plastik tabak böyle büyük koyabileceğimiz? Yoksa o tabak yeter mi? Yeter, normal. Bu arada gazete de almadık. Eksiltir mi? Masaya sererdik. Ne oldu? Kanka, gazete lazım mı sence? Tamam. Kanka bence ya lazım masaya. Ya bir lazım. Ben keşke şey alsaydım. Keşke alsaydım. Malız bir. İşte masa örtüsü. Normalde alırdım o kırmızıyı. Valla o zaman... Ben bulamıyorum. Furkan yeter ya. Dönüp durma bir dur. Bunlar atandık ya. Bunlar bulamıyorum. Bebebecik de nereden tanıyor? Hayır, yakmayın. Yok. Bak. Midem bulanıyor. Midem bulanıyor ya. Kanka tamam. Boşlar var mı? Sanıyorum o çocuğa. Şimdi bir şunları bir şeker yok. Şeker. Furkan. Şeker yok. Hayır yok. Allah kahretmesin. Ne? Al da gel. Hepsi şeker var mı şunlarda? Kanka şöyle bir al. Ver. Şu tarafa bak. Ekmeğe yiyeceksin kafana. Dikkat et. Allah seni. Kanka benim yıllık eşofmanım. Hadi tamam, YouTube'da şey çıktı. Ne derler? Sular taşın eşofmanı. Bir de baktığı çıktı. Eşofmanım yırtıldı. Hadi. Başlık çıktı. Şey diyeceğim bunun. Ama cidden tatsız oldu. İşte mangallık eşofman. Çok yırtılıyor. Ya seni de bitirebilirim. Evet, şu anda Eyüp yapıyor. Elinizle yiyecek değilsin. Eyüp bana bak. Arkadaşlar. Eyüp saçını yakmış. Bugün başımıza gelen felaketler. Tamam. Ay inşallah bugünü hayırlısıyla eğlenceli bir şekilde bitiririz. Hemşire yaprak sarma getirmiş. Kanka şunu uğraş yeter bana. Tamam kanka. Elbise çalma. Arkadaşlar biraz sanırım yanlış yaktık ama. Aybike lütfen bağırma, çok geldi. Evet şu an biraz yansa da. Biraz yansa da. Yanmasadan hızlı yaptık çünkü yandı. Ateş harıl haraldı biz yakarken. Neyse şimdi biz yaptığımız şeyleri yiyeceğiz. Bence şunu verelim. Eline şöyle. Üstten ekmeğimiz var zaten. Zaten bizde kadar köfte var. Kıyamam lan ama verecek hiçbir şeyimiz yok ama gerçekten. Ama kanka ya böyle kızı. Bu mu gibi kim üzülüyor? Çok yanık. Arkadaşlar nasılsınız? Adana'nın tadına baktınız mı hiç? Çok güzel. Güzel bu arada. Ne diyorsun güzel? Tabii güzel. Hiç yaktın ya tek tarafını. Kim yaktı? Adana'nın içinde biber var diyor. Ay kanka epik yaklaşıyorlar ama. Pulverden bahsetti. Pulverden bahsetti. Evet tamam vermiş. Babamın abime göster. Tamam. Kanka bir tane süper aldı ama. Sen gel önde ki. O karabaş hayvan yemedi. Ver atayım. Kanka bakın korkuyorum. Şimdi mağzuma. Ne? Onu doyurdun mu? Şimdi uzatırız. Kapışacak. Kapışmıyorlar ki. Hiç birbirlerinin yediklerine saygılılar yani. Tut oğlum. Arkadaşlar beni bir dinleyin. Bakın şu yan masada da et yapıyorlar. Hadi canım. Sakin oluyoruz, tamam mı? Şimdi herkese vereceğiz, tamam mı? Herkese vereceğiz. Kanka. Biz onunla iyi anlarız. Mangalı yaktık. Şimdi çekirdek ve cips ve kola merasimine geçtik. Biraz haşinli bir mangal oldu. Onun haşinli için ve sert bir mangal. Çok hızlı oldu yani her şey. Ben hayatımda bu kadar hızlı mangal yemedim yani. Ben de yemedim. Şimdi aşağı inmiştik. Biraz baraja yakın oturalım diye yukarı çıktık. Keşke okyanus burada olsun. Ankara'nın denizi bizim için yani buranın barajı. Neyse şimdi
Buraları toplayıp ufaktan kalkacağız. Eve mi gidiyoruz şimdi? Evet. Aybike'yi bırakalım. Eve geç gidelim. Kalmasın. Abi gezelim gezelim. Gezin siz. Yavaş. Ay boş. Oraya git be. Tamam, bütümüzü unutmayalım. Dik. Dağdan çıkardılar beni. Aybüke ile yarını bıraktık, şimdi çarşıya indik. Çarşıya şey yapacağız, kahve içmeye gideceğiz bu dörtlü olarak. Ben üstümü değiştirdim çünkü benim eşofmanım yırtıldı biliyorsunuz ki. O yüzden mi? Biraz kötü kokuyoruz. Adamlar. Kokuyor yani. Şimdi eve geldim. Aslında eve gelir yarım saatten fazla oluyor sanırım ama işte üstümü başımı çıkardım. Odayı toparladım falan. Ancak şu anda videoya devam edebiliyorum. Şu anda bizimkilerin hepsi muhtemelen duşa girdi. Ben de gireceğim ama sadece vücudumu yıkayabileceğim. Çünkü yarın saçlarımı boyatmam lazım. Aşırı temiz bir saçla gidilmemesi gerekiyor yani. Onun için saçlarımı yıkayamayacağım. Biraz İst kokuyor yani saçlarım. Ama gerçekten değerdi. Harika bir gün. Mangalı zaten yakamadık. Çünkü çok acele ettik. Aslında yani mangal yakmayı biliyoruz tabii ki. Ama çok acele ettik. Böyle harala gürele yapmaya çalıştık. Harala gürele. Olsun. Ya yani onun için biraz panik atağa denk geldi. Ama benim ve bizim için bence çok güzel bir gündü. Şimdi yatışa hazırlandım. Yarın çok erken kalkmam lazım kuaföre gideceğim için. Sizi o yüzden sabaha ışınlayacağım. Bunu gece izliyorsanız iyi geceler. Sabah izliyorsanız da günaydın. Öptüm şimdi. Hadi yarın ışınlanalım. Günaydın. Erken kalkmak güzel bir şey aslında ama. Ben hazırlanıp geliyorum. Sizi sürekli ışınlıyor gibi oluyorum ama yani. Dün hazırlanırken video çektiğim için bugün hazırlanırken video çekmeyeceğim. Evet, hazırım. Burada tek kötü olan şey saçlarım. Ama zaten boyatmaya gideceğim. Onun için bir sıkıntı yok. Bir de şu an bile bence iyi. İdare eder. Ben çıkıyorum annem. Şunun ağzına bakar mısınız? Şimdi hava bugün yağmurlu gösteriyor. Kaban giydim o yüzden. Başka bir şey yok. Bir de yanıma bir tane nesli alacağım çünkü kahvaltı yapmadım. Bir de bu aralar çok iştahsızım. Hayır olsun. Çocuğun şeyler mi olacak? Barış kaldı. Arkadaşlar ben gerçekten bir mal olduğumu bu videoda anladım. Aslında mallık değil. Çok yoruldum yani ondan dolayı oldu. Bir de hani otobüsle gidip geldiğim için otobüse ne çekecektim? Otobüsten sonra da unutmuşum kuaföre gidince. Lafa daldım kuaförden. Video çekmeyi unutmuşum. Neyse. Zaten hani çok bir şey yoktu deyip kendimi avutmaya çalışacağım biraz. Ya çekseydim iyiydi yani. Saçma bir boyanmanlarını görürdünüz. Gır gır şamata ederdik ama işte benim bu B12 eksikliğim beni gerçekten mahvetti. Hava çok rüzgarlı, esiyor. Ayağımda topuklu vardı bugün. Aşırı ağrıdı ayaklarım. Onun için şu anda eve geldim ve bayıldım hemen. Böyle yatıyorum. Şaka gibi ya, sabah erkenden gittim saçlarımı bıraktım ve geri geldim. Şu an sanki hiç gitmemiş gibi hissediyorum.